kampanya sadece Gel Al Pizzalar'da geçerlidir. Alpet Club Card. Kazandıran kart. Yalnızca insanlar duygusal bir tepki olarak gözyaşı üretir. Vücudunuz eşsiz. Onu eşsiz bir suyla besleyin. Pür Su, dengeli mineral yapısıyla vücudunuzun eşsiz dengesini korur. Pür Su. Eşsiz bir su. Efendim merhabalar. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, inayeti, ihsanı, ikramı üzerinizden hiç eksik olmasın inşallah. Bir cuma sohbetiyle daha karşınızdayız. Konuğumuz muhterem hocam, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden doçent doktor Mustafa Kelebek. Onunla yine bir başka konuya, bir başka açıdan yaklaşmaya çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Biraz gecikmiş olarak başladık. Aşağı yukarı bir 20 dakikalık bir gecikme oldu. Hiç problem yok. Evet. Onu telafi ederiz inşallah önümüzdeki inşallah programlarda. Evet hocam, İslam'da aile hukuku konusunu seçmiştik. İslam, aile ve hukuk. Bu kavramlar üzerinde kısa kısa durmakta fayda var mı bilmiyorum. Var. Evet. Bu iyi buyurdunuz. Estağfurullah. Hem içerisinde bulunduğumuz mübarek günlerde 3 aya doğru gidiyoruz. Şurada evet, bir ay kaldı. Doğru. Evet, evet. Burada namaz derler burada Kıbrıs kültüründe 3 aylara. 3 aylara? Evet. Namaz zamanı derler. Peki namaz günlerimiz olsun. Evet. Namaza evet. Az kaldı. Bir ayımız kaldı. Evet. Bugün 4. günümüz. Evet. Ondan sonra Recep ayı girecek. Yani İnşallah. Şöyle İnşallah. Bir 26 gün sonra. Evet. Üç aylardan da zaten inşallah bahsederiz. O üç aylar kısa başlayınca gidiyoruz. Recep ayı ile beraber Allah evet. nasip ederse. Daha huzurlu günler dileğimizdir. İnşallah. İnsanların İnşallah. Kalbi bir mümin olarak üç aylar dışında biraz daha günaha meyilli olsak bile üç aylarda Allah'ın bir lütfu İslam evet. toplumunda daha yakın, daha yatkın, daha kibar oluveriyoruz. Yani bir nevi ikaz işaretleri gibi kandiller, seri kandiller falan değil mi? Evet. Yani kendinize çekidüzen verin, bak şöyle bir Aynen. toparlanın falan diye Bunun hatırlatma. Bunun içindir ki şimdi siz üç kelime kullandınız. İslam, hukuk ve aile hukuku. Aile, İslam, Böyle aile kısa bir duralım bunun üzerinde. Tamam hocam, buyurun. Peki, şimdi İslam barış nizamı demek kelime anlamı. Evet. Barış, İslam, doğru olana teslim olmak. Doğru olanı kabul etmek, bu anlamsal olarak taşıdığı format bu. Onun dışında Allah'ın emirlerini son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla insanlara sunduğu tüm hükümlerin toplamına biz İslam diyoruz. Hocam burada kusura bakmayın bir parantez. Evet. Aynen şöyle itirazlar var. Burada da var bu itirazlar. Evet. İslam barış dini falan diyorsunuz ama hiç de öyle görünmüyor. İslam dünyasının haline bir bakın falan diyenler var. Evet. Ne diyeceğiz onlara? Bu tabii bir yapılan eylemler var. Bir de algı operasyonu dediğimiz bir olay evet. var. Evet. Maalesef bir adam gitmiş öldürmüş kişiyi, haksız yere adamı öldürmüş. Sonra hayıflanarak kaçmış. Adam ölüsü var, bir kişiyi öldürmüşler diye bağırıyormuş evet. bizim katil hırsız. Evet. Hem öldürüyor hem bağırıyor. Hem öldürüyor. Aynen bundan ibarettir. Evet. Şimdi siz İslam'da en adam öldürmeye cevaz verilen, adam öldürmeye, bir insanı öldürmeye, o da düşman, izin verilen alan savaştır. Savaş alanı. Savaşta da sen sadece savaşan askeri öldürebiliyorsun.
Düşmanının kadınını öldürmüyorsun, çocuğunu öldüremezsin İslam'da. Din adamlarını, papaz efendileri, hahamları öldüremezsin, yaşlıları öldüremezsin. Savaş dışı çocukları öldüremezsin, özellikle evet, o çocukları, masum yavruları. Mabetlerde. Mabetlere tepeleyemezsin, giremezsin, yani, yakamazsın. Gayrimüslim mabetlere bile. Gayrimüslim mabetlerini. Şimdi evet. Larnakalı Rum gençlerimiz hatırlasınlar, orada camimizi yaktılar. Evet. Biz yakamayız, bizde evet. Yok. Böyle bir şey yok. Sadece savaşan öldürülür. Ama günümüz toplumsal sistemine bir bakalım. Adam atom bombasını atıyor, hidrojen bombasını atıyor ya da bir uçağıyla o tonlarca bombayı bırakıyor. Başta çocuklar toprakları öldürüyor. Hı. O topraklarda bir daha bitki bitemez hale geliyor. Sonra da İslam dini dönüyor. Hayır. Hı. Efendim, İslam dininde evet cihat vardır. Çok önemli bir husustur. Ama İslam'da cihat bir ibadet kapsamında ifade edilmiştir. Ne demek bu? Allah rızası için kendi nefsin karıştı mı o cihat olmaktan evet. çıkıyor. Dolayısıyla eğer dinler arası tarihi bir seyir defteri incelemesi yapılacak olursa İslam ödülü alacak ilk sırada yer alır. Hiç kimse hocam bir de bakmasın. Şöyle bir şey var. Şimdi eskiden biz vaazlarımızda, sohbetlerimizde vesairede evet. İşte belli başlı suçlar, anarşik olaylar vesaire, hapishaneler düşenlerle ilgili falan bunlar camiden çıkıp oraya gitmediler diyorduk. Evet. Ama o hale geldi ki tırnak içerisinde ifade ediyorum, Müslüman terörist de meydana getirdiler. Ne yazık ki yaptılar bunları. Maalesef. İşte maalesef. Orta Doğu'daki olaylarda o mezhebin mensupları öbür mezhebin mensuplarının camisini ateşe veriyor. Bu sefer onlar onlarınkini ateşe veriyor. Evet. Tetiği çekende işte ölende Allahu Ekber diye çekiyor tetiği ve ölüyor. Evet. Bunlar olabiliyor. Bunları tabii çok geniş mevzu da. Yani burada Kur'an ve sevgili peygamberimizin mübarek uygulamaları göz ardı edilerek mi bunlar yapılıyor? Burada biraz şey var. Ehli tekfir dediğimiz bir olay var. Evet. Yani İslam tarihinde büyük günah işlediğin zaman sen artık dinden çıktın gibi sapık bir anlayış. Oryantalistler, Batılılar tarafından yeniden yapılıyor. Aa şu günah işledi, o gavur oldu. Bu günah işledi, o gavur oldu. Hadi öldür. Peki gavur oldu, gavur öldürme hakkın var mı? İslam'ın temel hükümleri ve esprisinden bir uzaklaşma var İslam toplumunda. Evet. Hepsi bunun yanlış ürünüdür. Ne yazık. Evet, bunlara çok dikkat etmek lazım. Mesela şu ilkeyi insanımıza, özellikle başta Müslümanlara anlatmamız lazım. Bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedi mi, içinden gelerek evet. Müslümandır. Ve bunu diyen bir Müslümanda 99 tane dinden çıkma alameti görsek, bir tane de Müslüman alameti görsek, o bir taneye itibar ederiz demiştir alimlerimiz. Yani bir cenaze var ortada. Evet. 99 tane şahit dese ki yok bu Müslüman değildi. Bir tanesi dese ki ben imanına şahidim. Bitmiştir. Cenaze namazı kılınır. Cenaze namazı kılınır. Böyle diyeceğiz. Evet. Bir de insanları böyle bu günah işleri gitti. Hepimiz günah işliyoruz. Elbette. Mesela şimdi bu toplumun kabul etmek lazım ki en temiz İslam'ı yaşayanlar hocalar değil mi? Peki hocalar günah işlemez mi? İşte biz hocalarız şimdi. Şeytan en çok onlarla uğraşıyor zaten. En çok biz de işlerek yani evet. Seyircilerimize itiraf edeyim ben burada. Elbette. Mustafa tabii. Hoca olarak işlerim. Ama Rabbim affetsin, ona teslim oluyoruz. Hani geçen derslerimizden, bu sohbetlerimizden birisinde İmam-ı Azam ki İslam toplumunun altın zekalı evet. ordinarius profesörüdür. Evet, aynen. Büyük bir müçtehidimizdir. Evet. İmam Şafii onun için der ki bir çubuk, ağaç çubuğunu kes, eline ver. Bu altın çubuktur desin. Seni ikna edecek kadar diyalektiği güçlü bir insandır evet. diye İmam-ı Azam'ı tanıtıyor. Muhakeme gücü muazzam gerçekten. O ne demişti? La yuhcerul hurru illa bi thalaseti umur. El-müfti, el-macin, el-mutatabbib, el-cahil, el-mükâri, el-müflis. Evet. İnsanlar hürdür, özgürdür. Onların iradesine zincir vurulamaz. Onların iradesi ellerinden alınamaz. Ama üç sınıf insana dikkat edeceğiz.
İşkembe-i Kübra'dan atan diyelim halk deyimiyle, yani yanlış fetvalar veren hocalar, insanı canından eden cahil tabipler, insanı malından mülkünden eden, iflasa sürükleyen tüccarlar. Evet. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Üç sınıf insan. Üç sınıf insan hakkında tedbir. Onun dışında insanlar hürdür, özgürce yaşarlar ve bunları haşa dinsizlikle de suçlamaz. Zaten dinsizlikle suçlama değil de kendisini ben bu dine inanmıyorum diyen İslam dininin dışındaki insanları bile bizde öldürme. O kendi yolunu zaten tercih etmiştir. Zaten öldürme olayı bizde yok. Elbette. Sadece savaşta var. Bir de özel şartlarda haksız yere adam öldürenin. Nefsi müdafaa. Ki bunları biz önceki sohbetlerimizde görmüştük. Evet. Dolayısıyla İslam'a bu çamur atılıyor. O zaman maalesef hocam şöyle günümüzde tutuyor bu. Şöyle diyebilir miyiz? Evet. Yani bugün İslam dünyasında meydana gelen hiç arzu etmediğimiz son derece dehşetengiz olaylar İslam'ın özünden uzaklaşmaktan doğuyor Neşet Ertuğrul. Çok iyi buyurdunuz. Evet. İslam'ın özünden biz uzaklaşmışız. Gelin dostlar, sevgili çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler, kardeşlerim, dinimize sahip çıkak. Dinimize uygun yaşama biçimini hayatımıza geçirelim. Bakın siz ne güzellikler oluyor. Evet. Kur'an ve peygamberimizin Kur'an ve peygamberimizin yolu sünneti istikametinde yeniden bir canlılığı biz ortaya koymamız gerekiyor. Bu yanlış anlatımlar, özellikle oryantalist diyen bir kitle var. Bunlar İslam dinini yanlış yönlendiriyorlar topluma. Evet. Bu yanlış yönlendirme sonucunda da birbirini boğazlayan kesimler oluyor ifade ettiğiniz maalesef. Gibi. Öldüren de Müslüman, ölen de Müslüman ama öldürülüyor. Çeşitli terör örgütleri çıkarılıyor. İslam'da terörizm yok. Ondan sonra İslam teröre karşıdır. Algı hazır İslamofobi diye değil mi? Hemen İslamofobi diye de batıda bir şey oluşturuluyor. Ya. Bir İslam korkusu topluma salınıyor. Bunlar uydurma şeyler. İslam'ı uydurma propagandalarla değil, kendi kaynaklarımızla öğrendiğimizde İslam teslimiyet ve güzellik demektir. Evet. Bu da hangi hükümleri kabule? Allah'ın getirdiği, indirdiği, peygamberimizin de bize hayatıyla yaşayarak gösterdiği sistemin adına biz İslam diyoruz. Hocam en çok İslam'a terörist yaftası takanlar, o memleketlerde olanlardan zamanımızda bile hakikaten fevç fevç İslam'a girenler, Müslüman olanlar var. Doğru. Buna rağmen ama hemen hemen tamamının ortak ifadesi şu. Evet. Biz iyi ki İslam dünyasına, Müslümanlara bakarak Müslüman olmadık, Kur'an okuyarak Müslüman olduk diyorlar. Aşağı yukarı ortalama ifade bu. Demek ki Müslümanlığı esas temelinden, ana kaynağından öğrenmek lazım. Ki o zaman şu gördüklerimiz olmaz. Mesela son Müslüman olan İngiliz Müslümanlardan Cat Stevens, şarkıcı. Evet. Bunlardan birisi Yusuf İslam adını aldı. Ondan sonra da çok olanlar çok oldu. Çok oldu. Hanımefendiler var. Hollandalı bir hanımefendinin şeylerini okuyoruz. Evet. Ben diyor Müslüman oldum. Meğer diyor bir gerçeğin yakınında olduğum halde ne kadar yabani yerlerde kalmışım. Rabbim beni affetsin diyor kadıncağız. Evet. Çok güzel mesajlar veriyor. Çok örnekleri var hocam. Çok güzel örnekler de bu arada var. Allah sayısını daha da çoğalsın. Ve bize de İslam'ı doğru anlamayı nasip etsin Rabbim. Tabii biz burada yani kısa bir kıymetli seyircilerimizin de izleyicilerimizin de anlayacağı dilden bir İslam dedik. Allah'ın koyduğu yani dinin kurucusu koyucusu hükümlerin Allah'tır. Peygamberimiz de hem hükümler kur hem de uygular. Evet. En iyi uygulayıcısı da peygamberimizdir. O zaman Allah ve peygamberimizin emirlerine uygun olan din İslam dinidir. Olur bizim bahsettiğimiz toplumsal barış nizamı dediğimiz İslam budur. Evet, evet. Ha, onun dışında teknik tanımlar var. Şimdi alimlerimiz dini ve İslam'ı tanımlamışlar. İşte vad'un ilahiyyun sa'ikun lidebil ukulü bihtiyarihimul mahmud ilel hayri bizzat. Şimdi biz bunu, bu tanımı bir açsak, açmayacağım. Bir açsak bir program biter. Ama en azından öz olarak, öz olarak meal olarak ifade edelim. Söylemiş olduk. Evet. Hukuk dediniz. Efendim. Aile ondan sonra hocam. Ondan sonra aile hukuku. Aile ve hukuk. Şey yapacağız. İslam dediniz, hukuk dediniz, aile hukuku dediniz. Sırayla geliyorum. Peki, şimdi. Öyle olsun hocam. Şimdi ben hukukun tanımında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyimdir.
üçüncü sınıftan terk olduğum için onu evet. bitiremedim. Oradaki kıymetli... Bir sene kalmış, bitirmiş sayılırsınız. Bitirmiş, teşekkür ederiz. Evet. Oradaki hocalarımızın 1973 yılında yaptıkları hukuk tanımını bir çeşit hala muhafaza ediyorum. Çok seviyorum hukuku. Evet. Onlar derler ki hukuk, kişinin diğer kişilerle olan münasebetlerini düzenleyen aksiyolojik, finalist, normatif kurallar bütünüdür. Evet. Kurallar bütünüdür hukuk ama üç özelliği olacak. Aksiyolojik olacak, yani ahlaki olacak, finalist olacak, bir hedef olacak, evet. normatif olacak, yaptırımcı olacak. Evet. Böyle söyleyip geçip laf olsun, ne diye, olur, değil laf olsun diye değil. Evet. Hukuk budur. Bir de şimdi İslam hukuku tanımı yapacağı. Zaten siz fıkıhçısınız. O bir nevi İslam hukukunun farklılıkları var. Evet. Neden? İslam'da hukuki nitelik taşıyan bazı sistemler günümüz demokratik hukuk sistemlerinde hukuk sayılmıyor. Ama biz onun için farklı bir İslam hukuku tanımı yapacağız. İlkeler aynı ama farklılıkları arz edeyim. İslam hukuku kişinin Rabbine karşı görevleriyle. İslam'da evet. hukuk Rabbimize karşı görevle başlar. O zaman kişinin Rabbine karşı görevleriyle hakiki ve hükmî şahıslar arasındaki münasebetleri İslam esaslarına göre düzenleyen aksiyolojik, finalist, normatif kurallar bütünüdür. O üç tane şart burada üç tane mevcut. Şart burada da var. Farklılık da İslam esaslarına göre. Yani evet. İslam'a geldiğin zaman kurallar, Batı hukuk sistemi de kuralcıdır. İslam evet. hukuku da kuralkor. Ama farklılıklar var. Çok en başta burada tabii Allah'a karşı deyince Allah'a karşı deyince o zaman bütün yaptıklarında Allah'a dikkat, karşı daha bir sorumluluk. Evet. Şimdi burada da eğer insafla incelendiği zaman Allah'a karşı ben eğitimli bir birey olarak toplumuma da yaşamaya başladığımda hem kendi toplumumun bireylerini diyelim ki Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşıyım, Müslümanım. Müslümanım dedikten sonra Rabbime karşı onu gücendirmeyeceğim, onun emirlerini yerine getireceğim. Başta da kendi toplumumun bireylerine karşı çok iyi olacağım. Sonra da tüm insanlığa karşı çok iyi evet. olacağım. Diğer insanlar da var. Bizim sistemimizde ben kendim, ailem ki en yakın biraz sonra gireceğiz. Sonra toplumum, sonra diğer toplumlar. Diğer toplumlara karşı da ben iyi davranacağım. Evet. Hatta hukukul ibad deyince bu diğer canlılar da, cansızları da hatta kapsıyor değil mi hocam? Tabii çevreyi ki, de kapsıyor. Tabii ki bir şey yaparsak yani orada siz seyircilerimize dolaylı olarak güzel bir şey hatırlattınız. Et-tazimu lillah ve şefakatu ala halkillah. Allah'ı alabildiğince onu doğru tanıyıp kabul etmek. Evet. Sonra da onun mahlukatına karşı canlı cansız. Evet. Hatta bize şey derlerdi, mümkünse bu taşı yanlış yere kıyma, kırma. Değil mi? Evet. Olduğu gibi evet. o taş yerinde dursun. Kaldı ki buraya cansız kadar. Dediğimiz maddede bile atom zerrecikleri hareket halinde hocam. Saniyede 300 bin kilometre diyor. Hatta değil mi? O kadar dönüyor. Hatta atomlar, nötronların etrafında ne kadar çok dönerse o kadar sert olur. Muazzam bir, hareket halinde yani. Doğrudur. Bütün her şey. Hücre canlı da, atom cansız da dediğimiz yani, şeyler. Yani güzel ifade ettiniz. Yani burada da hendesi ve feleki bir tanıma gidiyorsunuz. Güzel oluyor. Hasılı İslam hukukunun da farklılıkları bu. Evet. Aile hukukuna gelelim. Aile düzenini sağlayan hukuk kurallarına biz aile hukuku diyoruz. Kısa keselim. Aile düzenini sağlayan. Evet. Aile düzeni neyle başlar? Nikahla başlar hocam. Aile tabii. Aile nikah, nedir sorusunun? İki kişiyle başlar. İki kişiyle başlar. Evet. Ve nikahla başlar. Nikahla başlar. Bu iki tabii. kişi arasında eğer nikah yoksa evet. aile değildir. Yok sevgili, yok üç gün orada yaşadılar, sonra ayrıldılar. Şimdi kanan şeyler de görüyoruz. Sevgilisiyle falanca, affedersiniz, falanca otelde üç gün yaşadı, sonra anlaşmazlık çıktı. Sevgilisini bıçakladı, haşa öldürdü, bilmem ne yaptı, gitti. Hocam bu üç günle oldu. Falan sınırlı değil. Şu anda yeryüzünde diyelim, sadece evet. bu coğrafya değil, mahkeme koridorlarında en çok davaların boşanma davaları olduğu söyleniyor. Evet. Bu da işte nişanlılık dönemi diye tarif edilen dönem bazen bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sürüyor. Evet. Beraberler hep
evleniyorlar, aradan kısa bir zaman geçiyor, belki çocuk da oluyor, hadi bakalım boşanmaya. Evet. Yani bu genellikle de nikahsız beraberlikler söz konusu. Nikahsız beraberlikler çoğalınca, evet, nikahla yaşamayı temel hedef seçen İslam'ın bu değerine de bir hücum, bir pörsüme meydana geliyor maalesef. Esasında İslam'a bir zarar vermez. Kendilerine zarar veriyor. Kendilerine verir ama toplumumuz, bu elbette, toplum bizim göz bebeğimiz. Yani bir birey toplumsuz yaşamamalı. Evet. Ama toplumun da temeli ailedir. Aile toplumun omurgasıdır. En problemli çocuklar hocam, anne baba ayrı olan, ne çocuklar, yazık ki. Tabii. Onlara yani çok yazık oluyor men, gerçekten. Onlar travma yaşıyorlar. Maalesef. Hatta evet, çevremizde maalesef ya, ben dahil, ben de annesiz babasız yaşayan çocuklar gördüm. Çok. Anneli babalı çocuklarla karşılaştırdığımda o çocukların sonra da ne kadar travma yaşadıklarını bizzat gördüğüm aileler var. Evet. Suç unsurları da en çok onlarda görülüyor. Onlarda olabiliyor. Maalesef ne yazık ki. Esasında tabii sahipsiz kalıyorlar. Bazen sahip çıkanlar oluyor ama yeteri kadar anne baba sevgisi olmadığı için çocuklar dediğiniz gibi büyük travmalar yaşıyorlar. Yani hem bizim toplumumuzda, ki bizim toplumumuzun temeli Türk toplumu, İslam toplumudur, evet, aynı zamanda. Ne kadar ne dersek diyelim, temelimiz, sayın seyircilerimize ben bunu hatırlatıyorum, Türk toplumu, Türkiye'si, Kuzey Kıbrıs'ı, Türkistan'ı yok, İslam toplumudur. Evet. İslam'a bir değerimiz var. Ben işte bu kadar uzaklaştım, İslam'dan hiç çakmıyorum, anlamıyorum desek bile. Evet. Bir de Müslüman olmayan toplumlar var. Sizin bu kıymetli değerlendirmeniz bana bir anımı hatırlattı, arz edeyim mi? Buyurun hocam, tabii. Şimdi Sofya'dayım. Benim 3 yıllık Sofya eğitim hayatım vardır. Oradaki Türk okullarında yöneticilik yaptım, öğretmenlik yaptım. Bir gün biz orada, bu anasız, çoktur orada anasız babasız çocuklar. Evet. Yani şöyle, hatta bazen bir bakıyorsun, bir Türk köyüne de bir Hristiyan genç Dimitri geliyor. Ondan sonra Acce'yi istiyorum. Assım Acce falan diyor. Acce demek Hatice demek. Evet. Onlar öyle diyorlar. Evet. Yani orada da bir alışkanlık var. Kimsin kuzum, nesin falan diye sormadan Acce seni Dimitri istiyor derler. Bizim Acce gider oradan. Hmm. Sonra 2 yıl sonra kucağında bir çocukla falan gelir. Ayrıca. Bunun dışında sokakta buluntu çocukların sayısı bu ülkede diğer örneklerinde olduğu gibi çoktur. Bulgaristan'da. En iyi ülkelerden birisi de Bulgaristan'dır. Yani orada çok Türk vardır, kültürel etkileşim vardır, iyidir de halkı. Evet. Öyle bizim Türklerdeki o hani o cömertlik, ikram, misafirperverlik dediğim şey Bulgarlarda vardır. Hmm. Bizden geçmiş, övünmek gibi olmasın. Yani onlardan da bize geçen alışkanlıklar var. Türklerin dışındaki oradaki insanlarda da var. Bulgarlarda böyle bir şey vardır. Çünkü uzun yıllar bir Osmanlıdır beraber Bulgarlar. Beraber yaşamışlar. Tabii. Şimdi bir gün dediler ki hocam dediler bugün kimsesizler evine gideceğiz. Hmm. Bir gezi. Evet. Yani orada nikahsız doğan sağa sola bırakılıp da toplanan çocukları göreceksiniz dedi. Tamamen onlardan mı müteşekkil? Tamamen onlardan müteşekkil. Bunun yani ana tutuyor. Babaları belli değil hiçbir şekilde. Ana babaları hiç belli değil orada olan çocuklar. Ben de şöyle bir şey görmüştüm. Bu çocuklardan hükümet özellikle büyük bir inceleme değil ama ben şunu duymuştum. Polis teşkilatını bu çocuklardan kuruyor devlet. Allah Allah. Niçin hocam diye sorma yok mu hocam? Buyurun i̇şte sorun ki. İşte ben o merakla bakıyorum hocam. Bakıyorsunuz. Şimdi efendim şunun için. Bu çocuklar acımasız. Hmm. Bak aile terbiyesi, aile içinde siz merhamet görüyorsunuz. Allah Allah. Rum suresi ayet 21'de olduğu gibi. Evet. Meveddeten ve rahme. Ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Evet, evet. Allah'ın ayetin tamamını okumamıza gerek var mı? Siz bilirsiniz. Ve min ayeti en kavmi. Peki o zaman siz buyurun ayeti bir okuyalım. Buraya geri gelelim. Metnini okuyalım. Ve min ayeti en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Sadakallahu l-azîm. Ve min ayetihi Allahü Teala Hazretlerinin ayetindedir. Onun kudretinin alametlerindendir. Evet. Sizi
kendi nefislerinizden eşler vermesi size. Evet. Yani aile yuvası kurmanız. Sonra da aranızda huzur bulasınız diye. Huzur bulasınız. Liteskunu ileyha. Evet. Onlarla huzur bulasınız diye. Bir de aranızda şefkat ve merhamet peyda etmesi. Evet. Ki nikahta bu var. Hiç birbirini tanımayan Mançurya'daki bir kızla Lefkoşa'daki bir Müslüman erkeği, Türk'ü evlendiğini düşünün. Evet. Hiç görmediler birbirlerini ama bunların arasında öyle bir bağ oluyor, öyle bir sevgi, şefkat oluyor ki bu Allah'ın ayetlerindendir buyurulur. Evlilikte keramet o var. O sevgiyi derler. Var etmesi Allah'ın, var etmesi Allah'ın varlığının da alametlerindendir. Evet. Böyle bir sistem var. O sevgi muhabbet olmasa zaten aile olmaz. İşte nikahsız birlikteliklerden doğan, sonra da çöp gibi oraya sokağa atılanı devlet sağ olsun gene topluyor. Yetiştirme yurtlarında yetiştiriyor. Evet. Ve onlar yani böyle acımasız olduğu için de diyorsunuz. Polis teşkilatı bunu büyütüyor sonra. Polis teşkilatını bunlardan yapıyormuş. Allah bunlar Allah. Acımasızmış. İlginç. Devlet yani. Güvenliğini iyi koruyorlar. Vuruyor kırıyor. Burnunu kırıyor. Yani bunu işte bugün Amerika'da çok rastladığımız siyahilere uygulanan zulümler. Adam yani boğazına temelinde basa bu vardı. Ben ama Bulgaristan'da bunu gördüm. Evet. Biz işte bu çocukların tabii o polis haline değil de küçük yapılarına gittik. Birkaç bunlara hediye falan da aldık. Evet. Böyle muz gibi, bisküvi gibi şeyler de aldık. Bana bilgi verildi. Sonra bana burada sizin bu göreceğiniz çocuklar 7 yaş grubudur. 7 yaşına kadar burada olur. Hmm. 7 yaşından sonra bunlar artık alıp daha özel devlet onları yetiştiriyormuş. Okul hayatları biz başlıyor. Biz o 7 yaşına kadar olan yeri gördük. Gittik. Çok masumlar. Yani insan acıyor. Çocuk hocam. Hediyelerimizi sunduk. Ya, ya. M'dır, P'dir falan diye bize ana baba diye böyle sarılıyorlar, Allah şey yapıyorlar. Allah. Evet. Yani acımak insan evladı. Evet, evet. Onları bir ziyaret ettim. O ziyaretimi ben hiçbir zaman unutmuyorum. Şimdi peki bu yaptığınız ziyaret salt Hristiyan ülkesinde mi olur hocam diye bir soru soracak olursanız doğru da cevaplamak lazım bu evet. soruyu. İslam ülkelerinde de bu var. Var tabii. Ben Kuveyt'te de arkadaşlarım Kuveyt şehrini gezdirirken 1987'li yıllarda evet. Efendim orada da gördüm. Bir arkadaşım bana şurası Beytüt Diare dedi. Beytüt Diare yine anasız babasız olan çocukların Allah. Toplanma evi. Evet. Orada da var. Bak evet. İslam toplumu diyoruz. Her tarafta maalesef var tabii. Evet. Olmayan yer olmuyor. Yok. Çok var. Evet. Ama Batı toplumunda bunun sayısı biraz daha fazla. Öyle kabul etmek lazım. Allah hiçbir insan evladını anasız babasız büyütmesin. Evet. Çünkü aile bir toplumun çekirdeğidir, omurgasıdır. Bu da nikahla başlar. Evet hocam, nikaha şimdi çok önem vereceğiz. Orada yine bir araya girmek istiyorum. Evet. Bütün dünyada, bütün hukuk sistemlerinde evet. yakın akraba ile evlenmek yasak. Evet. Değil mi? İslam dininde zaten haram. Evet. Yasak. Doğru. Bu yakın akrabanın sınırları malum. Biz buna evlenme manileri evet, diyoruz. Manileri diyoruz. Gerektiğinde burada şimdi sayabiliriz. Şimdi bu evet. bahsettiğiniz okul ve benzeri yerlerde evet. hiç anne babası belli olmayan çocuklar var dediniz değil mi? Var. Evet var. Her tarafta var bu tabii. Var. Bunlar içerisinde belki de kardeş olanlar da var. Allah korusun. Şimdi yaktınız beni. Aynı. Yok mudur hocam? Aynı. Aynı anne babadan olma ve bir arada olma. Ama bilmiyor onlar o kardeş. Onlar bilmiyor. Ve toplumda yani bu yakın akrabayla evliliklerin yasaklanmasının bir sebebi var. Tabii yaratılışa ki. Müdahale ve gerizekalı, fiziksel engelli vesaire bir sürü insan ortalığı evet. kaplıyor. Psikolojik ve sosyolojik bozukluğa götüren bir şey oluyor. Aynen. Kardeşle buna karşı götüren. Bir tedbir, mesela şu zamanda yapılabilecek bir şey var. DNA testleri vesaire. Evet. Acaba böyle bir şey yapılıyor mu? Bence bunun yapıldığını ben hiç de sanmıyorum. Evet. Bakın bir de şu var. Hukuki engeller arasında da çelişkiler var. İki konuyu ben arz etmek isterim. Bunlardan birisi İslam. Hani aile çok önemli ya İslam'da. Tabii ki elbette. Yani diğer toplumlarda da aile önemsiz demiyorum. Evet. Bütün ama İslam kadar değil. İslam'da neslin nesil muhafazası diye daha önceki sohbetlerimizde evet, evet. görmüştük. Neslin muhafazası nikahlı anne babadan olmayla sağlanır. Başka hiçbir çaresi yok. Yok. Dolayısıyla İslam'da bunun için
süt kardeşle evlilik yok. Evet. Diğer hukuk aynı anneyi yemişler çünkü. Değil aynı. Mi? Diğer hukuk sistemlerinde maalesef böyle bir engel yok. Ya, süt kardeşle evlilik evet. oluyor. Bir ara Türkiye'ye böyle gelir gibi oldu. Sonra bu toplumun da bir kültürümüzde süt kardeşle evet. evlilik. Toplumumuz bunu çobanımız dahi bilir. Bilir. Bu bir kültür olarak bilir tabii. Genlerimize işlemiştir. O biraz teferruatlı bakılınca ekollere göre de farklılıklar arz ediyor değil olsa mi? Bile, ne kadar emdi işte nasıl emdi? Sonuçta biz bunun sonucuna süt kardeş diyoruz. Evet. Süt kardeşle evlilik sureti kat'iyede İslam toplumunda olmaz. Bu evet. çok önemli bir değerdir. Bu bir. İki, İslam'da bir de tebenniyet yok. Ne demek? O da miras hukukunu daha yakından ilgilendiren, yani başkasının çocuğunu kendi evladım yerine hukuken koyamıyorum. Batı'da bu var. Ben şunu kendi oğlum aldı, oğlum, kızım dediğimde, eski cahiliye toplum dediğimiz Mekke toplumunda da bu var. Evet. Ama İslam'da tebenniyet, evlat edinme yok. Evet. Ne oluyor? Ona hukuki değer verdiğinde, bana mirasçı oluyor vesaire, bu İslam'da bu iki şey kendisi yok. İsterse hukuken malını ona bırakabilir. Ya tabii istediği ki, kadar verebilir. Başkasına zaten hani miras hukukuna biz gün gelse de bir gün girmiş olsak, bir kimse öldüğü zaman malına dört şey terettüp ediyor. Evet. Önce kendi cenazesinin defni için gerekli şey kendi malından masraf olur İslam'da. Mesela, evet. Sonra borçları. Sonra vasiyeti işte. Vasiyetini yapsın o çocuklara. Evet. Sonra mirasçılar dördüncüye geliyor, miras alıyor. Ama evlatlık mirasta miras alamaz. Ona vasiyette bulunabilir evet. bir kişi. Evet. Neden? Aileyi koruma adına bir sistem var. En sağlam sistem aileyi koruma sistemi İslam'dadır. İslam ama uygularsan tabii bunu değil mi? Uyguladığımız evet. zaman. Evet. Hem bu nikahsız beraberlik yok, senin hayatını nikahla başlatıyor, hem de aileyi diğer değer sistemleriyle koruyor. Biz buna da kısaca aile hukuku çerçevesindeki hükümler diyoruz. Evet hocam, maalesef zamanımız doldu. Bugün biraz çok kısa oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Temel kavramların hemen biraz açılımıyla sohbeti tamamlamış bitirmiş olduk. Oluyoruz. Ama evet. inşallah güzel şeyler olacak bundan sonraki i̇nşallah sohbetlerimizde. İnşallah efendim, bir ay sonra geleceğimiz namaz günlerimizi yani üç aylarımızı evet, kutluyoruz. Inşallah. Hayırlı günler diliyoruz. İnşallah hocam. Peki sağ olun. Değerli izleyiciler, bir programın sonuna geldik. İnşallah kaldığımız yerden muhterem hocamla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.